Merhabalar arkadaşlar. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Tecrübe Konuşuyor programımızın Southampton ayağındayız. Bugün Tecrübe Southampton Üniversitesi'nden, Güney İngiltere'den konuşuyor olacak. Fatma Özcan arkadaşımız yüksek lisansını Swansea Üniversitesi'nde, doktorasını da Southampton Üniversitesi'nde devam eden hukuk alanındaki bursiyer öğrencilerimizden birisi. Hoş geldin Fatımacığım. Hoş geldin, hoş bulduk Oğuzhan abi. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Arkadaşlar sesle ilgili, görüntüyle ilgili bir problem varsa lütfen bunu iletmenizi rica edeceğim. Geçtiğimiz sefer küçük bir sesle, görüntüyle ilgili problem yaşamıştık. Sanıyorum şu anda bir problemimiz yok. Ancak var olursa yine iletirseniz çok sevinirim. Evet, tekrardan hoş geldin Fatımacığım. Birkaç arkadaşımız katılırken hemen şöyle biraz bir sana da merhaba deme fırsatı bulduğum için mutlu oldum. Evet arkadaşlar, biliyorum çok merak ediyorsunuz alanını, Fatıma'nın nasıl bir eğitim süreci devam ettirdiğini, ne gibi tecrübeler yaşadığını. Bunun için aslında ben kendisine bırakacağım sözü, biraz onun devam ettirmesini isteyeceğim. Ancak şöyle bir kısaca bir kendini tanıtırsan iyi bir giriş olacağını düşünüyorum abicim. Söz senin. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben 2017 bursiyeriyim. Adım Fatıma. Yüksek lisansımı Swansea Üniversitesi'nde bitirdim 2 sene önce. Alanım deniz ticareti hukuku. PhD eğitimime de şu anda Southampton Üniversitesi'nde devam ediyorum. Birinci senemdeyim. Bu şekilde. Süper. Açıkçası hani abicim senin diğer öğrencilerin de hani hakikaten onlara da nasip olmasını dileyebileceğimiz bir şansın da var, başarın da var diyebiliriz. Arkadaşlar Fatma Çok ciddi teşekkür ederim. anlamda deniz hukukunda dünyanın en iyi iki üniversitesinde, alanının en iyi iki üniversitesinden birinde yüksek lisans, diğerinde de doktora yapma şansına sahip oldu. Yüksek lisansını çok başarılı bir şekilde tamamlayıp doktoraya da devam etti. Biraz pandemi sebebiyle başlamamız gecikti ama hayırlısının da böyle olduğunu umut ediyorum. Nasıl gidiyor abicim? Southampton'da yaşam, alışabildin mi? Nasıl şu anda oradaki hava durumu, okul durumu, pandemiyle beraber yaşam nasıl devam ediyor? Burada hayat genel olarak iyi olsun abi. Ben zaten biliyorsun Southampton'a daha önceden günübirlik bir ziyaret etmiştim Swansea'da okurken. O yüzden hiç bilmediğim bir şehir değildi yani benim için. PhD eğitimine bakacak olursak dünyanın her yerinde olduğu gibi burada eğitim online. Ayda bir kere supervisor'ımla toplantı yapıyoruz. Onun dışında haftalık benim katıldığım eğitimler, workshoplar var üniversitenin sağlamış olduğu. Onun dışında burada herhangi bir ders ya da sınav olmadığı için direkt okuma ve araştırma üzerine eğitimime başladım. Süper. Maalesef pandemiden dolayı her yer kapalı yani aylardır. Ama yine de Southampton genel olarak doğal güzellikleriyle de zengin bir şehir. Yani az çok pandemiye rağmen gidebildiğimiz, görebildiğimiz dolu alanlar var. Sanıyorum bağlantı ile ilgili küçük bir problem yaşıyor. Şu anda donmuş durumda. Tekrar seni duyabiliyoruz Fatımacığım. Şu Buradasın an artık. beni evet alabiliyorsun. Tamam, süper. Süper. Şimdi birazcık doğa güzelliklerinden, durumdan bahsettik. Bence şöyle bir şey yapalım abicim. Çok daha stabil ve çok daha faydalı olacaktır. Biraz sürecin en başından alıp yüksek lisansdan başlayalım diye düşünüyorum. Alanın senin bursiyerlikten belli olduktan sonra, deniz ticareti hukukundan belli olduktan sonra biliyorsun işte okul başvuru aşamalarına geçtik. Ancak bu süreçte neler yaptık, nasıl bir süreç izledik? Bundan birazcık arkadaşları bilgilendirsen çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü çiçeği burnunda bursiyer arkadaşlarımız da var aramızda. Çok yeni 2020 ya da onlara vereceğimiz tavsiyeler burada çok çok önemli. Bunun için biraz daha başından başlayarak hareket etmemiz daha makul olacak.
Anladım Olsan abi. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben bursiyer olduktan çok kısa bir süre sonra Olsan abi ve ekibiyle tanıştım. Ondan sonrasında ilk olarak okul araştırması ve okul başvurularına başladık. Okul başvuruları için tabii Olsan abi size çok daha detaylı bilgi verecektir ama genel anlamda CV, niyet mektubu, referans mektupları ile birlikte okul başvurularınızı yapıyorsunuz. Bunun sonrasında bir IELTS süreci geçirdim. IELTS'e de yaklaşık 2-2,5 ay kadar hazırlandım. IELTS'te hem Türkiye'de dil eğitimi alabiliyorsunuz. Evet, Fatma'nın bugün bağlantısında birazcık bu arada arkadaşlar, Fatma'nın ya da benim cevaplamamı istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen bunları sorularınızı yorum kısmından iletin. Biz bunları cevaplayacağız. Şimdi tekrar seninleyiz abicim. Biraz da kopmaya çalıştık. Evet, ya benim internetim çok iyi değil. Herkesten özür diliyorum. O zaman ben baştan alayım süreci. Tamam. Bursiyer olduktan sonra ben hemen Oğuzhan abi ve ekibiyle birlikte okul başvurularına başladım. Okul başvuruları için bahsettiğim gibi niyet mektubu, CV ve referans mektuplarınız gerekiyor. Bu konuda bence alanınızdaki en iyi yani sıralama bazlı değil de alan bazlı olarak en iyi üniversiteleri tercih etmeniz sizin için çok daha faydalı olur. Benim alanım deniz ticaret hukuku olduğu için ben Swansea Üniversitesi'ni tercih ettim. Okul başvurularından sonra bir IELTS sürecim oldu. IELTS sürecine de Türkiye'de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde dil eğitimine katıldım. Aynı zamanda işte online eğitimlerle kısa bir süre içinde IELTS puanımı aldım. Evet, senin için gerçekten kısa bir süreydi o. İngilizce altyapında olduğu için çok kısa zamanda hemen sınav pratiğini de kolaylıkla kazanabildin ve hiç problem yaşamadan da devamlılığını sağlayabildin. Evet, o konuda birazcık şanslıydım. Sınava yani sınav hazırlığına başlamadan önce İngilizcem zaten belli bir seviyedeydi. O yüzden kursun çok başlarında aldım ben puanımı. Ondan sonra da zaten okulun açılmasını bekledim. Süreç o şekilde ilerledi yani evrak işlemleriyle. Anladım. Arkadaşlar çok özür diliyorum seni böldüğüm için abicim. Aşağıda bir yorum gördük. Kamerada görünmediğimle alakalı. Görüntüde bir problem var mı? Sizde Fatmacığım sen de abicim var mı bir şey? Beni görmekte bir problem yaşıyor musun? Yok, ben seni görebiliyorum Olsun abi. Sıkıntı yok. Yani ben de. Süper. Ya umarım çok hani münferit bir problemdir diye ümit ediyorum. Yani herkese yansıyan bir şey değildir diye ümit ediyorum. Okey. Peki sonrasında nasıl bir süreç ilerleterek devam ettik? Bununla ilgili şeyimiz var mı? Hani tavsiye olarak vermek istediğin şeyler var mı? Özellikle eğitim sürecin. Çünkü yani tamam başvuru ve kabul işlemlerini bütün öğrencilerimiz yapacaklar. Biraz da bunlar için biz de yardımcı olacağız zaten. Süreci ilerletmek anlamında. Ancak hani eğitim sürecin nasıldı? İngiltere'de eğitim özellikle yüksek lisans aşamasında, doktora aşamasında da tabii ki bunu bir kıyaslamanı da isteyeceğim. Ancak Türkiye'dekiyle ne gibi farklılıklar taşıyor? Özellikle şunu çok çekiniyor arkadaşlarımız. Bir yılda nasıl olacak? Yüksek lisans bitebilir mi? İşte tezimizi yazabilir miyiz? Yani orada bizim burada yazdığımız çünkü tezde çok daha farklı bir şey beklendiği için nasıl bunu yetiştireceğiz? Herkes yapabilecek mi? Biz de başarılı tamamlayabilecek miyiz diye çok çekiniyorlar açıkçası. Evet. Arkadaşların endişelerine sonuna kadar katılıyorum. Çünkü benim de gelmekte böyle endişelerim vardı. Bildiğiniz gibi yüksek lisans Türkiye'de 2 sene. İngiltere'de 1 sene olduğu için insanın aklına ister istemez bunlar geliyor. Şöyle bir şey oluyor İngiltere'de yüksek lisanslı. 3 dönem eğitim hayatınız. İlk 2 dönemde siz derslerinizi alıyorsunuz. 3. dönemde de tez yazıyorsunuz. Yani Türkiye'deki gibi uzun bir işte yaz tatili ya da ara tatil gibi bir olay olmadığı için çok daha sıkıştırılmış bir program aslında.
Ben ilk dönem 4 ders, ikinci dönem 4 ders aldım. Aynı şekilde sonrasında sınavlarımız oluyor. Ve tez içinde Türkiye'deki kadar kapsamlı bir tez yazmamız istenmiyor burada. Biraz daha bazında düşünebiliriz. Benim yazdığım tez 60-70 sayfa civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bu 100'ün üzerinde bir sayfa bekleniyor. Tabii bir de senin alanın itibariyle aslına bakarsan İngiltere'deki tezlere, yüksek lisans tezlerine göre hatta uzun bir tez bile yazmışsın. Bunu söyleyebilirim. Hele hukuk alanında olduğun için tabii biraz daha uzun beklentiler, daha büyük beklentiler var. Tabii burada okulun da hani mutlaka bir etkisi de olacaktır. Ama tabii Türkiye ile kıyasladığımız zaman çok daha aşağıda. Evet, kesinlikle. Bir de Swansea'de iki tane proje yapmamız istendi bizden. O yüzden aslında iki farklı biz tez yazdık. O yüzden belki de sayfa sayısı bu şekilde. Yüksek lisans döneminde bence en çok zorluğu akademik İngilizceye alışma süreci olarak karşımıza çıkıyor en büyük zorluk. Yani bunu da ben ilk dönemi alışma dönemi, ikinci dönemi çok daha böyle derslere dört elle sarılma dönemi olarak nitelendiriyorum. O zorluk her halükarda yaşanacak. Ondan bence bir kaçış yok. Eğer Türkiye'de İngilizce eğitimi almadıysanız ya da daha önce yurt dışı geçmişiniz yoksa bu bütün international öğrencilerin, sadece Türklerin de değil, karşılaştığı bir zorluk. Ama herkes bir Kesinlikle. şekilde mezun oluyor. O konuda içimi rahatlatabilirim. Yani bu çok güzel bir şey. Peki özellikle şunu sormak istiyorum sana. Sen professional eğitimi almamıştın. Seninle beraber gelip professional eğitimi de alan arkadaşları da hatırlıyorsun. Senden önce gelen. Keza yine aynı bölümde de professional eğitimi almış olan mutlaka uluslararası öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Onlarla kıyasladığın zaman hani keşke ben de professional'a katılsaydım. Benim oryantasyonumu hızlandırırdı dediğin oluyor mu? Yoksa ya hiç problem değil. Sonuçta iyi bir İngilizce biliyor olmak akademik oryantasyon sürecinde de bana yeterince faydalı oldu. Ben bunu üzerinden atabildim diye düşünüyor musun? Onunla ilgili ne dersin? Ben PlayStation eğitimi alamadım ama bayağı bir üzülmüştüm ilk başta. Zaten hatırlıyorsundur Tabii ki de Oğuzhan hatırlıyorum. abi. Ve 6,5'la 6'yı ıskaladım. Ama İngiltere'ye geldikten sonra aslında direkt eğitimime başlayanların da çok sayıda olduğunu gördüm. Yani PlayStation eğitim benim arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla akademik yazım üzerine ya da okullarla alakalı böyle teknik problemlerin öğretilmesi üzerine bir eğitim. Ama aynı zamanda çok yoğun bir eğitim ve çok fazla ödevin verildiği bir program. Şikayet edenler de vardı yani bu konuda. O yüzden ben PlayStation eğitim almadığım için açıkçası pişman değilim. Zaten yüksek lisans Güzel. 2 ayında onu yani karşılıyorsunuz fazlasıyla. Tarafında Fatma'yı duymakta problem yaşıyorum. Şu anda sesin gelmeye başladı. Benim az Evet. önce... Evet, tamam. Şu Evet, an... küçük bir kopma yaşadık yine. Kısa süreli oldu. Yarıda kaldın diyebilirim abicim. Devam et istersen. Professional'ı da yani bildiğim kadarıyla diğer arkadaşlardan yoğun bir periyot demiştin. Oradan sonrasını pek duyamadık. Bildiğim kadarıyla yoğun bir dönem. Yani her gün okula gitmenizi gerektiren bir süreç ve çok fazla ödev veriliyor okul tarafından. Yani bu her ne kadar sizi aslında yüksek lisans eğitimine hazırlayan bir süreç olsa da bazı arkadaşlar bu yoğun eğitimden şikayet ediyorlardı. O yüzden aslında yüksek lisansın ilk ayları da bu eğitimi bence çok rahat karşılıyor. Yani PlayStation'la eğer gelemiyorsanız da herhangi bir sebepten dolayı bunu çok önemsememenizi tavsiye ederim. Süper. Peki abicim yani yoğun bir periyottan bahsettik eğitimde professional için ama peki master düzeyinde nasıldı senin ders programın? Haftada kaç gün eğitime gitmen gerekiyordu? Okulda bulunman gerekiyordu? Bunu biraz bir hani geçebilir miyiz üzerinden? Kaç ders almıştın dönemde? Nasıl burayla kıyasladığımız zaman özellikle? Yani bunu şundan dolayı da soruyorum. Gelip orada çalışmayı düşünen arkadaşlar da var. Mümkün mertebe işte ailesiyle beraber gelecek olan ailesine de zaman ayırmayı düşünen arkadaşlarımız var. Özellikle hem yüksek lisans için hem de tabii şu an doktora olduğundan dolayı biraz uzaktan eğitim modülündesin ancak hani hocayla ne kadar sıklıkla iletişim halindesin? Bunları da biraz böyle bir kıyaslama yaparak ilerlersek faydalı olur diye düşünüyorum.
Ben yüksek lisansta ilk dönem 4 ders aldım. İkinci dönemde 4 ders aldım. Bunun haricinde haftanın yaklaşık 3-4 günü okula gitmem gerekiyordu bu derslerden dolayı. İşte seminer dersimiz, pratik dersimiz falan da oluyordu normal dersler dışında. Ama yani benim dersim olmadığı zamanlarda da zaten ister istemez okula gidiyordum. Çünkü kütüphanede çalışmak zorundayım. Yani yüksek lisans gerçekten çok yoğun geçen bir dönem. Hafta sonları falan da hakeza aynı. Yüksek lisans yapıp aynı zamanda bu ders döneminde çalışılması bence birazcık zor olur diye düşünüyorum. Ama bu ders dönemi bittiğinde yüksek lisans tezini yazarken insanlar çok rahat çalışabilirler. Yani çok daha esnek çalışma saatleriniz oluyor. Çok daha fazla boş vaktiniz oluyor. O yüzden şu an gerçi online olduğu için bilemiyorum durum nasıldır ama genel olarak yüksek lisansta sürekli bir ödev, bir sınav telaşı içinde olunduğu için bence iş hayatı ve o çok bir arada gitmez gibi. Ama doktora da bunun aksine çok daha fazla vakit var. Şu anda ben doktora da herhangi bir ders almıyorum. Evet, Az yüksek önce bahsettiğim. lisansta üzerinde doktorada bir ders dönemi olmuyor tabii. Evet, olmuyor. Ve sadece 2 haftada bir ya da ayda bir supervisor'ınızla toplantılarınız oluyor. Bu toplantılar yine sizin ve supervisor'ınızın isteğine göre sıklığı değişebiliyor. Bunun arasındaki süreçte siz tamamen yalnızsınız. Yani isterseniz gider bir işte çalışırsınız, ister seyahat edersiniz ama bir şekilde akademik çalışmalarınızda da yol kat etmek zorundasınız. Yani onu yaptığınız sürece herhangi bir şekilde ne yaptığınız yani çok da önemli değil aslında. Süper. Peki abicim şöyle bir soru var. Yani daha doğrusu daha önce sorulmuş olan Yusuf Bey'in bir sorusu var. Oraya geleceğim. Özellikle Southampton kısmından bahsederken orada da soruyu yönelteceğim. Ancak bir arkadaşımızın daha sorusu var. İsmini bilemediğim. Neden dil eğitimi alamadınız diye sormuş arkadaşımız. Sen neden Precision'a katılamadın? Bu aslında önemli bir detay. Birçok arkadaşın bilmediği, Evet. özellikle yeni dönem bursiyeri arkadaşların bilmesi gerektiği önemli bir detay diye düşünüyorum. Evet. O süreç şu şekilde işledi benim için. Ben IELTS'e 2 defa girdim. İlkinde 5,5 aldım, ikincisinde 6,5 aldım. Normalde üniversitelerin precision eğitimi için en az 6 almanız gerekiyor. Ama ben 6,5 aldığım için hem Southampton Üniversitesi hem de YLSE bursiyeri olduğum için bakanlık Precessional eğitim almamı çok uygun görmedi. Yani o yüzden aslında o puanın üzerine çıktığınızda bir daha sınava girip 6'yı tutturup Precessional'a gidebilirsiniz tabii ki ama ben o kadar uğraşmak istemedim. O yüzden Precessional eğitim almadım. Yani başka bir sebebi yok. Süper. Zaten sonraki dönemlerde de bakanlık mevzuata şöyle bir eklemede de bulundu. Onu da söyleyelim arkadaşlara. Almış olduğumuz IELTS puanıyla minimum süredeki Precessional eğitimine katılabiliyoruz arkadaşlar. Mevzuatta bu şekilde bir düzenleme yapıldı. Orayı da eklemek istedim. Biz zaten ilerleyen aşamalarda da görüştükçe bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Mümkün mertebe opsiyon olabilecek tüm okullara başvurmayı öngörüyoruz ki elimizde kabullerimiz bulunsun. Bu kabuller üzerinden IELTS puanımızı aldığımız zaman farklı seçenekleri bir değerlendirebilelim ve eğer önceliğimiz Precessional eğitimine katılmaksa buna göre opsiyonu çıkartalım. Bunun üzerinden de adım atalım, yol haritamızı ona göre belirleyelim diye önerilerde bulunuyoruz. Bu konuda içiniz rahat olsun arkadaşlar. Önceliğimiz puan almak olmalı. Tabii ki Precessional faydalı bir program ancak bu önceliğimiz değil, önceliğimiz eğitime başlamak olmalı mutlaka ve İngilizceyi geliştirmek olmalı. Evet, bunu sorduktan sonra şöyle bir şeyle devam etmek istiyorum abicim. Peki, hani hem iki farklı şehri yaşamış biri olarak hem de eğitim düzeylerini bilen birisi olarak hani iki farklı şehri kıyasladığı zaman Southampton'la Swansea'nin artıları ve eksileri nelerdi? Yani özellikle Swansea'de yaşam nasıldı, maliyetlerin nasıldı, Southampton'da hakeza nasıl, konaklama opsiyonları nelerdi ve ki sen nelerden faydalandın? Bunlardan biraz bahsetsek çok faydalı olacak gibi. En çok akıllarındaki öğrencilerin sorular çünkü yani yurt dedikleri zaman
Yani İngiltere yurtlarını tabii bilmediklerinden dolayı böyle Doğu Avrupa'daki o işte 8-10 kişilik yatakhane gibi odalarda kaldıklarını gözlerinde canlandırıyorlar. Çok da kestiremiyorlar. Bunu biraz açıklasak aslında çok faydalı olur diye düşünüyorum. Tamam, o zaman şöyle bir giriş yapayım. Swansea'da, Southampton'da bence çok güzel şehirler. İkisi de deniz kenarında, ikisinde de gezebileceğiniz sahil var ve şehir olarak ben ikisini de beğeniyorum. Southampton, Swansea'dan bir tık daha büyük ve daha gelişmiş. Ama genel olarak ikisine de gittiğinizde eğer çok büyük canlı bir şehir hayali kurmuyorsanız tatmin olabileceğinizi düşünüyorum. Fiyat olarak kıyaslama yaparsam Swansea biraz daha ucuz. Özellikle kiralar yönünden. Mesela yurt fiyatları olarak ben Swansea'da okulun yurdunda kaldım. Yurtlar da şu şekilde arkadaşlar. En-suite odalarda kalıyorsunuz. En-suite odada şu demek oluyor. İçinde tuvalet banyonun size ait olduğu. İşte bir yatak, gardırop, diğer yurt eşyalarının olduğu bir oda. Aynı katta bulunduğunuz insanlarla bir mutfak paylaşıyorsunuz. Genelde 6 ya da işte 8 kişilik oluyor bu mutfak. Yani onun dışında aslında yurtlar da oldukça konforlu. Ben Swansea'da kaldığım bir yıllık yurt hayatım boyunca çok büyük bir problemle karşılaşmadım. Swansea'daki yurt kiraları 550 civarından başlıyor. Southampton'da bu 650'den başlıyor. Bu yüzden Southampton'da biraz daha pahalı diyebilirim. Ev fiyatları, bir de burada ev kiralama deyince aslında oda kiralama çok daha yaygın. Yani böyle paylaşımlı bir evde evin bir odasını kiralamış oluyorsunuz. Oda fiyatları yurt fiyatlarına göre çok çok daha uygun. Bu tabii ki biraz tercih meselesi. Yani kimisi kendisine ait bir özel alan istediği için yurtta kalmak isteyebilir ya da kimisi ev hayatını isteyebilir. Ev fiyatları da iki şehir için de genel olarak 300-350 ya da böyle daha iyi bir yerde ev isterseniz 400 pound'dan başlıyor. İki şehir için de burs çok rahat bir şekilde yetiyor. O konuda endişeniz olmasın. Hatta biraz tutumlu birisiyseniz arttırabilirsiniz yani bursu. Yani genel olarak burada bursun çoğunluğu yurda ya da ev kirasına gidiyor. Mutfak harcamaları ya da ulaşım için öyle çok büyük paralar vermiyorsunuz. Yani veremiyorsunuz çünkü diğer şeyler biraz daha uygun fiyatlı oluyor. Bu şekilde. Peki şehir içi hani ulaşımı nasıl sağlamıştın sen kaldığın yerden üniversiteye, özellikle hani yürüyerek mi yoksa hani herhangi bir bisiklet kullandın mı, daha çok ağırlığı toplu taşımaya mı verdin, nasıl bir planlaman vardı toplu taşıma anlamında ya da mobilite anlamında? Benim iki şehirde de kaldığım yurtlar genelde okula 15 dakika 20 dakika yürüme mesafesinde olan yerler. O yüzden ben genel olarak yürümeyi tercih ediyorum. Ama uzak mesafelere gideceksem otobüs ya da taksi kullanıyorum. Onun haricinde burada bisiklet çok yaygın. Bisiklet sürmeyi seven arkadaşlar varsa mutlaka buraya geldiklerinde alırlar zaten. Ben henüz Süper. bisiklet kullanmadım. Ama ulaşımda yani otobüs de kullanabilirsiniz ama insanlar genel olarak yani şehirler küçük olduğu için ya yürüyorlar ya da bisiklete biniyorlar. O Çok konuda bir güzel. sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum yani. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Hani şehir ortamı olarak en çok neleri sevdin? Hani bizden farklı orada olan ve senin aşinalığını, daha doğrusu dikkatini çeken ve bunun burada olması benim için çok büyük bir artı oldu dediğin şehirle ilgili, hem bunu Swansea için hem de Southampton için soruyorum. Özellikle de Southampton'da devam etmek isteyen arkadaşlarımız bugün aramızda olduğu için hani Southampton konusunda biraz daha bunu üniversiteyi de işin içine katarak seni cezbeden noktaları nelerdi? Bunlardan biraz bir bahseder misin bize? Tabii ki. Şimdi öncelikle şu anda karantinada olduğumuz için yani her yer kapalı. Müzeler, restoranlar, kafeler. O yüzden şehirde çok fazla gidebileceğiniz alan yok. Ama Southampton şehrinde benim en çok hoşuma giden yürüme mesafesinde çok güzel doğal parkların ve güzel nehirlerin, göllerin olması. Eğer doğal hayatı seven Güzel. bir insansanız Southampton şehrinde gidebilecek çok güzel yerler bulabilirsiniz.
Onun dışında Swansea için konuşacak olursam, Swansea'nin de okulun hemen karşısında sahil var. Bu bence çok büyük bir artı orada okuyan Mükemmel. insanlar için. Yani Türkiye'de belki bulamayacağımız bir imkan. Ayrıca Swansea'de yine arabayla ya da otobüsle yarım saat, bir saat uzaklıkta çok güzel koylar, körfezler var. Yani o da Swansea'nin yine bir artısı Southampton'a göre, bana göre. Yani genel olarak Swansea'da, Southampton'da çok büyük şehirler olmadıkları için daha çok doğal güzellikleri ortaya çıkıyorlar. Ha bir de Southampton Londra'ya bir saat uzaklıkta. Bu bence birçok insanın ilgisini çekecek. Yani şu an tren yolculuğu da pek yapamıyoruz ama herhangi, yani Londra'daki herhangi bir etkinliğe günübirlik olarak çok rahat gidilip gelinebilir. Süper. Peki, asıl sormak istediğim bir soru daha var. O da şu ki, uluslararası öğrenciler durumun nasıl? Çünkü hani biraz önce de söyledim, bunlar çok büyük şehirler değil. Hakeza üniversite olarak çok başarılı, önde gelen üniversiteler. İşte Southampton'ın mühendislik alanındaki başarıları ortada. Keza işte deniz hukuku anlamında, bununla beraber deniz bilimleri üzerine de yaptığı çalışmalar da, yer bilimleri üzerine de yaptığı çalışmalar çok önde, çok öncü üniversitelerden bir tanesi. Peki uluslararası öğrenci topluluğu nasıl? Yani orada ne kadar bir yoğunluk var? Yurtlarda nasıldı? Bir rahatsızlık yaşadın mı uluslararası öğrencilerle beraber paylaşırken, ki şunu da öğrenmek istiyorum, Türk öğrenci yoğunluğu nasıl bu şehirlerde? Ben bunu Swansea'yı baz alarak biraz da cevap vermek istiyorum. Çünkü orada hem okulda hem de yurtta uluslararası öğrencilerle çok daha karışık bir şekilde okudum ve yaşadım. Şu an biraz daha izole yaşıyorum. Yalnız başımayım. Hani ev arkadaşım, oda arkadaşım ya da sınıf arkadaşım yok. Uluslararası arkadaşa sahip olmanın bence en güzel tarafı, kültür paylaşımı falan filan var zaten. Bunlar hani herkesin klasik bildiği şeyler ama her öğrencinin sizin yaşadığınız aynı zorlukları yaşadığını bilmeniz. Yani eğer siz bir dersi anlamıyorsanız o kişi de bunu anlamıyor. Ya da siz ailenizi özlüyorsanız, memleketinizi özlüyorsanız o insanlar da özlüyorlar. Bu yüzden bir kenetlenme durumu, birbirine destek olma durumu uluslararası öğrencilerde çok daha yüksek. Yani bir Çin'den gelen ya da Hindistan'dan gelen bir arkadaş sizi bir İngiliz'den çok daha iyi anlayabiliyor bu Tabii. noktada. Bu açıdan benim Swansea'daki yurt arkadaşlarım hala daha çok yakın arkadaşlarımdır. Hala daha irtibattayızdır. Yani yurtlarda çok yakın arkadaşlıklar edinebilirsiniz bu noktada. Çünkü burada birbirinizin ailesi, arkadaşı oluyorsunuz. Yani bundan daha yakın bir şey yoktur herhalde. Tabii canım. Beraber o zamanı geçirmek, özellikle o mesela ortak mutfak kavramını değerlendirmek, orada bir yani birbiriyle zaman geçirirken bir şeyleri paylaşımını yapmak, işte yeri gelip duygulanmak, yeri gelip hani sevinmek, bunlar gerçekten çok keyifli şeyler. Ben de bütün öğrencilere bunu mutlaka söylüyorum. Yani tavsiye de ediyorum açıkçası. Değerlendirilmesi lazım bir kere, mutlaka yaşanması lazım. Peki, hani Türk öğrenci yoğunluğu nasıldı? Şu anda sen biraz daha izole olduğunu söylüyorsun. Yani ilk başta da söylediğin gibi şu anda da yurtta kalıyorsun diyebiliyoruz. Ama hani Türk öğrencilerle diyaloğun nasıl? Hem Swansea'de hem de özellikle de Southampton'da görüşebiliyor musun? Burada hani aşırı Türk var, ben onlardan uzak durmak istiyorum, ya da Türk öğrencilerin olması bizim adımıza iyi, İşte böyle çalışmalarımız var, görüşüyoruz diyebiliyor musun? Şimdi şöyle bir şey, Swansea'de benimle aynı sınıfta okuyan 7 tane daha Türk vardı ki bu çok denk gelebilen bir şey değil. Bunun sebebi de alanımın, deniz ticaret hukukunun Türkiye'de oldukça popüler olması. Yani Türklerle ister istemez bir arkadaşlığınız, bir iletişiminiz oluyor. Ama bence buradaki Türk bursiyerler birbirine destek verme konusunda gerçekten çok iyiler. Yani hani her ne kadar insanlar burada eğitimlerinde kendi hayatlarına odaklanmak isteseler de bir memleket özlemi oluyor. Bunu kimse bence göz ardı edemez. O noktada Türk arkadaşlarla birlikte buluşmak, bir şeyler yapmak insanı çok rahatlatıyor. Southampton'a da aynı şekilde pandemiden dolayı çok büyük buluşmalar olamıyor ne yazık ki. Ama burada da görüştüğüm Türk arkadaşlar var. Aynı bölümden ya da farklı bölümlerde PhD yapanlar. Yani Türk yoğunluğu var diyebilirim. İngiltere'de zaten genel olarak
Türk öğrenci bence oldukça fazla. Diğer şehirlerden de arkadaşlarım var, duyuyorum çünkü. Süper. Ya açıkçası biz Türkler olarak dünyanın her yerindeyiz diyebilirim. Hani evet, Çinliler bizden çok daha fazlalar. Her yerde onları görüyoruz. Ancak Türkler biz de çok her yere dağılmış durumdayız. Özellikle de hani böyle büyük şehirlerin dışına çıkıp işte küçük küçük kasabalara bile gittiğimizde bir Türk'le karşılaşmak, Türkçe yolda geçerken yürüyorken duymak çok mümkün. Buna çok şaşırmıyorum. Tabii senin bir okulun da bölümlerin de çok popüler olduğu için, ön planda olduğu için buralara da gelmek isteyenler mutlaka oluyor. Dolayısıyla da seninle beraber orada hani aynı yeri paylaşmış diğer Türklerin olması da çok normal diyebiliriz. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi bir arkadaşımız da az önce belirtmişti. Okulların ne gibi imkanlarından faydalanabiliyorsun? İşte kütüphane, ulaşım anlamında ya da spor tesisleri gibi bir faydalandığın hizmetleri var mı? Ya da sana ekstradan sürece dair bir oryantasyonunu tamamlayabilmek için ne gibi hizmetler veriyorlar? Nasıl avantajlar sağlıyorlar? Bunlardan biraz bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Şimdi öncelikle ben PhD öğrencisi olduğum için okul tarafından ilk geldiğimde bana bir ofis verildi. Sonrasında bir bilgisayar verildi. Bunlar çok güzel imkanlar yani çalışmalarımıza devam edebilmek için. Onun dışında okulda kütüphane zaten var ama farklı çalışma binaları da var. Okulun spor salonu, yüzme havuzu falan var, her ne kadar şu anda pandemiden ötürü bunlar kapalı olsalar da. Burada ulaşım konusunda yanlış bilmiyorsam yurtlarda kalan öğrencilerin otobüslere ücretsiz binme hakkı var ama okul yurtlarında kalan öğrencilerin. Ben özel bir yurtta kaldığım için böyle bir imkanım yok. Eğitim konusunda normal dersler dışında okulların uluslararası öğrencilere sağlamış olduğu İngilizce, akademik writing, işte tez planlama, tez yazım süreci gibi birçok yani sayısız eğitimi ve workshop oluyor ücretsiz. Swansea'de de Southampton'da da bunlara katılıyorum. Bu yönden yani eksikliğini çektiğiniz herhangi bir konu varsa bu konuda birebir eğitim de alabilirsiniz ya da bir eğitime de katılabilirsiniz, workshop'a da katılabilirsiniz. O konuda bayağı memnunum. Süper, bir çok güzel bir şey. Açıkçası böyle şeyleri de hissetmek çok keyifli. Peki hani şimdi burada okullarında tabii yardımlarından, hizmetlerinden daha doğrusu ya, faydalanabileceğimiz imkanlarından bahsettik. Orada seni yalnız olmadığını hissettirmeye çalışıyorlar. Bu güzel bir şey. Bununla beraber peki şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi bir bursiyerde olduğun için orada Milli Eğitim Bakanlığı'nın nasıl bir sizle bağı var? Londra Eğitim Müşavirliği, çünkü sonuçta sizin sürekli irtibatta olduğunuz merkez. Onlarla diyaloğunuz nasıl? Sizinle diğer Türk öğrencilerle birlikte bir işte organizasyon düzenleniyor mu? Belli dönemlerde bir araya geliyor musunuz? O süreciniz nasıl ilerliyor? Buradan sonra, gittikten sonra, çünkü hani artık tamam bitti. Siz orada eğitiminizi tamamen devam ettiriyorken arkanıza bakmıyorsunuz. Geldiğinizde de diplomanızı görüyoruz değil. Orada da bir takip var. Bundan da bize biraz bahseder misin? Bu konuda ben yine Swansea'daki eğitimimi baz alarak cevap vereceğim. Çünkü şu anda bütün eğitimler online. Ama Swansea'da biz yüksek lisans eğitimine başladıktan sonra mı acaba? Siz bende dondunuz. Ben Olsan abi ses. duyabiliyorum. Ben duyabiliyorum abi. Ha, Ben tamamdır. duyabiliyorum. Ben duyabiliyorum. Tamam. Swansea'de okurken Londra Müşavirliği'nin İngiltere'deki bütün bursları öğrenciler için düzenlediği oryantasyon toplantıları olmuştu. O bayağı güzeldi. Onun dışında yine bir sıkıntınız olduğunda Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da müşavirliğe telefonla ya da e-mail'de ulaşabiliyorsunuz. Yani ben o konuda çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Şu anda da yine arada online eğitimler ya da online bir konferans düzenlediklerinde mail atıyorlar ama yüz yüze tabii ki bir toplantı olamıyor müşavirlik tarafından.
Tabii canım. Yani şu anda pandemi sebebiyle böyle şeylerin yapılabilmesi açıkçası çok makul değil. Ne gibi adımlar planlıyorlar mutlaka sizi takip ettiklerini düşünüyorum. Size destek vermek istediklerini düşünüyorum. Tabii bu pandemi birazcık hepimizi geriye atıyor. Talepleri, planları bozuyor maalesef. Umarım bundan çok kısa zamanda kurtulacağız diye ümit ediyorum. Ve bundan sonra da eski hayatımıza, eski normlarımıza dönerek devam edebilme şansımız olacak. Peki, sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi birçok şeyi üzerinden geçtik aslında. İşte okullara nasıl başvurduğumuzu, başvurduktan sonra kabullerimizi aldığımızı bahsettik. Yani burada zaten sorusu olan arkadaşlara da biz detaylı olarak bilgi vereceğiz bu süreç içerisinde. Bize ulaşmaları yeterli olacak. Gerek işte ylse.edukas.com.tr sitemizden gerek telefonlarımızdan, mail adreslerimizden ulaşabilirler. Biz yardımcı olacağız. Ancak şunu da bir hani üzerinden geçmek de istiyorum. Vize süreci nasıldı peki? Yani çünkü şunu soran arkadaşlarımız çok fazla var. Sen direkt başladığın için buna da net bir cevap verebilirsin. Ne kadar zaman ayırmalıyız biz vizeye başvuru açısından? Okul başlangıç periyodunu düşündüğümüzde en geç ne zaman IELTS puanımızı alıp yetişebiliriz? Yani biz sonuçta bir tarih veriyoruz, ortalama bir şey söylüyoruz ama hani sen bize başvuru sürecini nasıl yönetmiştin? Bununla ilgili biraz bilgi vermekte faydalı olur diye düşünüyorum. Anladım Olsun abi. Vize konusunda bildiğiniz gibi vizeler 15 iş gününde çıkıyor siz vize görüşmesine gittikten sonra. Yani okulunuz açılmadan bütün evrak işlemlerinin, bu başvuru sürecinin bence yaklaşık 3 hafta ya da 1 ay öncesinden bitirilmiş olması gerekiyor. Çünkü o süreç stresli olduğu için vizem çıktı mı çıkacak mı heyecanını insan çok yaşamak istemiyor. Yani vize çıksın, sonra birkaç günde işte hazırlanayım, daha sakin geçsin, telaşsız geçsin istiyor. IELTS puanı alma konusunda da eğer Precision'la katılmak istiyorsa öğrenciler, okullar bildiğim kadarıyla yine bir ay öncesinden bu puanın ibraz edilmesini istiyorlar okula. Ama eğitimine başlayacaksanız belki okula öncesinden bilgi vererek bu süreler kısalabilir, uzayabilir. Yani ben evrak IELTS puanımı da erken aldığım için birazcık açıkçası en son ne zamana kadar alınabilir onu çok bilmiyorum ama yani vizenin 15 iş gününde çıktığını biliyorum. Süper bir bilgi. Aslında işte buradan da bağlayabileceğimiz bir başka kısım var. Yavaş yavaş da hani toparlayarak da devam edelim ama önemli bir kısmı bilgilendirmeyi de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O da şu. Şimdi tabii biz vizeye başvurabilmek için biraz şöyle süreci geriye getirdiğimizde elimizde kabul olması lazım. Tabii bu kabul belgesini de alabilmek için de bir zaman ayırmamız gerekiyor. Sonuçta tamam IELTS belgesini sonradan alıp ilk aşamada şartlı kabul alabiliyoruz ve kabul aldığımız okullardan birine gidebilmek için biz bir planlama yapıp karar veriyoruz. Ancak hani başvuruyu yaparken bunların geri dönüşü, sonuçlanması ne kadar sürmüştü ki doktora sürecinde bunun daha da farklı bir periyodu var. Yani özellikle yüksek lisanslı doktorayı kıyasladığımız zaman arkadaşlar ne kadar bir zaman öncesinden başvuru işlemlerini başlatmalarını tavsiye edersin? Peki hani ne kadar sürüyor? Neleri göz önünde bulundurmalarını tavsiye edersin? Özellikle doktora kısmında hoca tercihi yaparken. Evet. Hem yüksek lisans için hem doktora için bütün bu evrak aşamaları, okul başvuruları, okul kabullerini de göz önünde bulundurursak bence kabulü çok daha hızlı gelen bir süreç. Yüksek lisans kabulüm benim yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta, 3 hafta içinde gelmişti hem Swansea'dan hem Southampton'dan. Ancak doktora yüksek lisanstan çok daha zorlu ve stresli geçen bir süreç. Ben bu konuda bilhassa çok şanssız bir insan olabilirim. Yani sürecim çünkü yani pandemiye denk geldi ve yüksek lisansım bittikten sonra Oğuzhan abiyle hemen iletişime geçtim doktora başvuruları için ama benim doktora kabulümü almam neredeyse bir 7-8 ayı buldu. Doktora başvuruları da şu şekilde oluyor arkadaşlar.
Öncesinde çalışmak istediğiniz alandan hangi hocalar var, hangi okullarda çalışıyorlar, sizin alanınızda hangi okul iyi? Bu konularda bir araştırma yapıp kendinize bir hoca listesi, okul listesi çıkartıyorsunuz ve bu hocalarla iletişime geçiyorsunuz. Öncesinde tabii ki bir research proposal'ınız ya da en azından hangi konuda PhD yapmak istediğinize dair bir fikrinizin olması gerekiyor. Çünkü hocaya kendinizi anlatırken şu konuda çalışmak istiyorum gibisinden bir mail atıyorsunuz. Bence PhD sürecinin yüksek lisanstan çok daha zor olmasının en büyük sebebi bu, yani birisini bir öğrenciyi alırken çok fazla kriter olması, çok fazla değişken olması. Yani yüksek lisansta belki sadece CV'nize, niyet mektubunuza, lisans ortalamanıza bakıp alıyorlar. Ama doktora da proposal'ınız ne kadar iyi, alanınızda çalışan hoca var mı ya da o hocanın sizden başka PhD öğrencisi var mı, bir başka PhD öğrencisine yeri var mı gibi birçok kriter var. Bu yüzden yani her hoca size dönmeyebiliyor, hocalar öğrenci almak istemeyebiliyorlar ya da sizin konunuz çok yeni bir konu olduğu için hocalar çalışmak istemeyebiliyorlar. Bu gibi sebeplerden dolayı çok daha uzun sürüyor yani bence PhD süreci. Kesinlikle. Zaten ya şunu da şunu da belirtmemiz lazım. Aslında senin sürecini ilk başlattığımızda yaklaşık bir ay içerisinde biz bir kabul aldık. Tabii o da pandemiye de birazcık denk geldiği için sürecin nasıl devam edeceğini de tam göremediği için hocamız bu 2020 Eylül'de başlayabileceğimizi söylemişti. Bizim bir rahatlığımız da aslında oydu. Yani bu elimizde bir opsiyon olmasından dolayı daha iyisini zorlayarak devam etmiştik hep. İşte eminim ki pandemiye bu kadar etkin rol oynamasaydı çok daha erken başlayabilecektin. Buna ben eminim gerçekten. Yine de hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Yani belki de ya, nasip böyleymiş. O zaman gitseydik çok daha farklı şeylerle karşılaşacaktık. Gerçekten Eylül'de gitmen daha doğru oldu diye düşünüyorum. Çünkü Ocak, Şubat gibi bazı şeyleri planlıyorduk. Eğer o dönemde gitmiş olsaydın belki bir ay sonrasında hemen tekrar Türkiye'ye dönecektin. Beklemediğim şeylerle karşılaşacaktık. Bu sefer süreç çok daha zorlu ilerleyecekti. Hayırlısının doğru olduğunu düşünüyorum. Böyle olması daha keyifli gibi düşünüyorum açıkçası. Umarım sen de memnunsundur. Umarım bu geçen zamandan dolayı bir pişmanlığın yoktur. Çok boş geçti diye üzülmüyorsundur. Yok, kesinlikle bir pişmanlığım yok. Yani o sürecin içinde bulununca insan tabii ki sıkılıyor. Bir an önce eğitimine başlamak istiyor. Ama dönüp baktığımda yüksek lisans ve doktor arasında böyle bir ara vermiş olmak aslında beni hem dinlendirdi hem de farklı aktivitelere, farklı hobilere vakit ayırmama yardımcı oldu. Bir de senin de dediğin gibi eğer ya, Ocak, Şubat gibi başlasam muhtemelen bütün her yerde karantina ilan edildiğinde kurtarma uçaklarıyla ben de Türkiye'ye yani gelebilirdim ve Türkiye'de devam edebilirdim. Çünkü böyle yapan arkadaşlarım da oldu. O yüzden ben de Eylül'de başlamamın benim için iyi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ben de sana. Peki abicim, yavaş yavaş toparlayarken sana artık son sorumu yöneltmek istiyorum. Diğer arkadaşlarımızın da soruları yoksa, yine sorarsanız tabii ki biz bunları cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Ancak sana da son sorum şu şekilde. Edukas'tan, bizden aldığın hizmetten nasıl bir hani faydalandın, memnun kaldın mı? Bizimle iletişimin nasıldı? En son bundan da biraz bahsedersen arkadaşlara bir açıklayıcı da olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki. Şimdi öncelikle ben hem yüksek lisansta hem de doktora da istediğim okula gittim. Yani Oğuzhan abi ben şu okula gitmek istiyorum diye söyledim ve işte başvurular sonucunda o okullardan gerçekten kabul aldım. Bu bence çok büyük bir mutluluk. Onun dışında Kesinlikle. Edukas ekibi ve Oğuzhan abi alan sürecinden okul başvuruları, okul kabulleri, evrak işlemleri ya da arada yaşadığım böyle mental breakdownlar olmak üzere bütün süreçte hep yanımdaydı. Bu konuda da gerçekten haklarını ödeyemem yani hani Estağfurullah. varsınız çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bence YLS'ye süreci gerçekten çok stresli bir süreç ve işin içinde çok fazla resmi yazışma ve evrak işi olduğu için biz öğrenciler olarak bir şeyleri böyle kaçırma, ihmal etme durumumuz olabiliyor. Bu yüzden ben bir danışmanlık şirketiyle bilhassa Edukas'ta çalıştığım için
Benim stresim bir tık daha azdı. Yani en azından benim bir şey gözümden kaçsa Oğuzhan abi onu zaten bulacak, yakalayacak diye düşünüyordum. Bu yüzden Edukast'la çalışmaktan dolayı ben çok çok mutluydum. YLS sürecinde olan ya da okul başvuruları sürecinde olan insanlar varsa da onlara her türlü öneririm Edukast'ı. Çok teşekkür ederiz abicim. Çok sağ ol. Bizim için de seninle tanışmak, bu süreci seninle devam ettiriyor olmak da çok büyük bir keyifti. Her zaman arkadaşlarımıza önerebildiğimiz, tecrübelerinden faydalanması için söylediğimiz, ki emin ol sık sık kulaklarını çınlattığımız öğrencilerimizden birisin. İyi ki varsın. İyi ki seninle tanışma Çok fırsatı çok buldum. teşekkür ederim Hasan abi. Biz Siz teşekkür de ederiz. aynı şekilde. Ben de Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımızı artık sonlandırıyoruz. Daha da fazla uzatmıyoruz. Başınızı ağrıtmak da istemiyoruz. Sorularınız varsa yine ilerleyen zamanda bize de ulaşabilirsiniz. Tekrar iletebilirsiniz. yls.edukast.com.tr pardon, mail adresimizden ya da telefonlarımızdan ulaşabilir. Sorularınızı iletirseniz size yanıtlamaya çalışırız. Artık bugün için sonlandırıyoruz. Ancak bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Cumartesi günü yine tecrübe konuşuyor programımıza devam edeceğiz. Cumartesi günü bu sefer tecrübe Bristol Üniversitesi'nden konuşuyor olacak. Evli bir bursiyerimiz orada devam eden süreciyle ilgili size bahsedecek, anlatacak ve bilgilendirmeler yapacak. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi akşamlar. teşekkür ederim Hasan abi. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.